Kot kumaşından üretilmiş giyecekler için dünyanın her yanında modanın vazgeçilmezidir desek sanırım yanlış olmaz. Özellikle günümüzün çalışan kadınları için günlük hayatta çok büyük kolaylıktır kot pantolon giymek. Ütü gerektirmemesi, kir tutmaması ve kolay temizlenebilmesi kot pantolonu erkekler için de neredeyse vazgeçilmez kılmaktadır. Peki günlük hayatta insanlara hem tarz katan hem de büyük kolaylık sağlayan bu kot pantolonu bulan ilk kişi kimdi? 1800'lerin sonunda Amerika, altına hücum furyasının avucuna düşmüşken Letonyalı bir göçmen olan Jacob Davis Nevada'da terzilik yapıyordu. Jacob yerel madencilere ve işçilere kıyafet satıyordu. Bu kişilerin işte giyebilmek için zor yıpranan, sağlam kumaşlara ihtiyacı vardı. Jacob işte burada turnayı gözünden vurdu. Kıyafetlerin en çok gerilen kısımlarına, örneğin ceplerine küçük bakır perçinler takarak çok daha dayanıklı bir tasarım elde etti. Bu yeni, sağlam kıyafetler hemen halkın dikkatini çekti. Ve Jacob'un tulumları öyle popülerleşti ki fikrini koruyup patent almak için kolları sıvadı. Fakat patent başvurusu yapabilmek için yüklü miktarda para lazımdı. O yüzden de kumaş tedarikçisi olan Levi Strauss'un kapısını çalıp ondan yardım istedi. Bavyeralı olan Strauss da Amerika'ya büyük umutlarla göç etmiş ve Jacob'un ürününde bir gelecek görmüştü. Strauss ve Jacob 1873'te patenti aldılar ve böylece modern kotlar ülkenin dört bir yanındaki fabrikalarda, tarlalarda, madenlerde kendine yer buldu. Bu giysileri boyamak için çivit kullanılıyordu. Çünkü lekeleri gizleyecek kadar koyuydu. Kumaşın içine işlemiyordu ve hepsinden önemlisi de ucuzdu. İkilinin aldığı patent 1908'de sona erdi ve tüm dünyayı taklit kotlar doldurdu ve takip eden yıllarda kot her sınıftan erkeğin ve kadının tercihi oldu. Gençler bu ürünler için jean sözcüğünü kullanmaya başladılar ve üretici firmada 1960'larda bu ismi benimsedi. Kotun popülerliği de en az orijinal perçinli tasarımı kadar uzun ömürlü oldu.